Günaydınlar, yatırım bültenine hoş geldiniz. Bugün bültende Kadir Has Üniversitesi Strateji Geliştirme ve Araştırma Koordinatörü Profesör Doktor Volkan Ediger var. Hocam hoş geldiniz. Hareketli bir güne geldik. Aslında bizim gündemimizde enerji var. Bugün sizinle Türkiye'nin yeni dinamikleri ekseninde biraz uluslararası enerjiyi konuşacağız ama elbette ki Nis'te yaşanan elim terör saldırısı bir kez daha gündeme damgasını vurdu. Bununla ilgili de bağlantılarımız olacak. Müsaadenizle Bloomberg.com'da öne çıkan haber başlıklarımızla başlayalım. Söz Süheyla Yılmaz Şener'de önce. Hande, biz de Nis'teki saldırıyla başlıyoruz. Terör saldırısında 84 kişi hayatını kaybetti. 18 kişi yaralandı. Bölgeye baktığımızda bir kamyonla gerçekleştirildiğini görüyoruz saldırının. Kamyonun kiralık olduğu ortaya çıktı. En azından sabah saatlerinde bu arada piyasalara bir yansımasını görmüyoruz saldırının. Bunu da belirtmiş olalım. Saldırının ardından bölgede acil durum seviyesi saldırı seviyesine yükseltildi. Bununla birlikte Fransa'da olağanüstü hal ise 3 ay daha uzatılacak ve Cumhurbaşkanı Hollande'ın da açıklamasını yapması bekleniyor konuyla ilgili. Geçelim küresel piyasalara. Çok hızlı dediğimiz gibi Çin verisini fiyatlamayı tercih etti. Çin'den bol miktarda veri geldi bugün. Bunlardan biri de ikinci çeyrek büyüme verisi. Büyümesi açıklandı. Beklentileri hafif aştı. %6.7 ile beklenti %6.6 büyüyeceği yönündeydi. Bu yıl için büyüme oranına baktığımızda ise hedefe baktığımızda %6.5 olduğunu görüyoruz. Diğer veriler yine aynı şekilde beklentileri aştı. Sanayi üretiminden perakende satışlardan bahsediyoruz. Yeni krediler Bloomberg anketine baktığımızda 29 analistin beklentilerini aşmış durumda, ancak yatırımların yavaşladığını görebiliyoruz Çin noktasında. Küresel piyasalarda bunun dışında neleri konuşuyoruz? Japonya hisseleri yükselişini 5. güne taşımaya devam ediyor. Düşük yen ve teşvik iyimserliği bu noktada etkili, özellikle küresel piyasalar üzerinde. Teşvik iyimserliği derken Japonya'nın helikopter para uygulamasına geçebileceğinden bahsediliyor ve küresel çapta hisse senetlerine baktığımızda da 27 Haziran tarihinden bu yana 4 trilyon dolardan fazla yükseldiğini görebiliyoruz. Sterlin 31 majör para biriminin tamamı karşısında yükselişte. Sterlin dolar 1.34'lerde, sterlin TL ise 3.86'larda. Güney Kore bonu Asya'nın en çok kazanan para birimi günü itibariyle. Dolar TL'nin 2.88'lerde olduğunu görüyoruz. Gelişen para birimleri yükselirken Türk lirası da kuvvetleniyor bir taraftan. Dolar endeksi ise 96 seviyelerine kadar geriledi. Petrolün gerilediğini görüyoruz 47 dolarlarda. Altın bir taraftan haftalık kaybı hazırlanıyor. 1333'lerde her ne kadar gün itibariyle yukarı yönlü olsa da haftalık kayba hazırlandığını söyleyebiliriz. Fransa'dan bahsettik, küresel piyasaları anlattık, Çin ekonomisinden bahsettik ve geçelim. BIST Yönetim Kurulu Başkanı Karadağ konuştu ve kendisi küçükler BIST'in marka değerini düşürüyor açıklamasında bulundu. Bir prestijden bahsediyor kendisi. Prestij katma özelliğini kaybettiğini söyledi küçük şirketlerle birlikte BIST'in. O prestijin kaybolmaması için marka farklılaştırması yapılmalı dedi. Küçük şirketler Borsa İstanbul'da değil ama başka bir platformda toplanabilir dedi. Çünkü büyük şirketlerin sahipleri bakkal ölçeğindeki şirketlerle aynı çatı altında olmak istemiyorlar ifadesini kullandı. Bloomberg.com'dan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Hande, söz sizde. Teşekkür ediyoruz Süheyla'ya. 14 Temmuz 1789 Fransız devriminin tarihi. Dün 14 Temmuz'da Bastil Bayramı olarak geçiyor. Fransızlar her yıl kutluyorlar. Bu kutlamalar vardı. Nice kentinde Fransa'nın oldukça kalabalık bir grup bir araya gelmişti ve bir terör saldırısı gerçekleşti. Tunus asıllı olduğu söylenilen terörist bir kamyonetle kalabalığın arasına daldı ve silahla ateş etti. 70'ten fazla, 80 en son rakamlarla ölü var. 84 hatta son gelen rakam. 100'den fazla da yaralıdan bahsediliyor. Gelin haberi dinleyelim, ondan sonra da konuşacağız. Fransa'da korkulan oldu, terör milli bayram kutlanan 14 Temmuz Bastille gününde Nice'i hedef aldı. Nice şehrindeki kutlamalar esnasında havai fişek gösterileri devam ederken bir kamyon hızla kalabalığın arasına daldı. Kamyonu süren şahıs onlarca kişiyi ezdikten sonra halkın üzerine ateş açtı. Polis yetkilileri kamyonun 90 kilometre hızla 2 kilometre boyunca ilerlediğini açıkladı. Resmi açıklamalara göre saldırganın polis tarafından öldürüldüğü belirtildi. Olay yerinden gelen görüntülerde halkın panik halinde kaçıştığı görüldü. Nice Belediye Başkanı ise saldırı sonrası halkı evlerinden çıkmamaları konusunda uyardı.
Saldırının ardından Cumhurbaşkanı Hollande 26 Temmuz'da sona erdirilmesi planlanan olağanüstü hal uygulaması 3 ay daha uzatılmıştır dedi. Terör örgütü IŞİD daha önce Fransa'yı milli gün kutlamalarını hedef almakla tehdit etmişti. Fransa terör tehdidi nedeniyle Türkiye'deki kutlama resepsiyonunu iptal edip elçiliklerini kapatmıştı. Evet, emekli Büyükelçi Uluç Özülker var telefon hattımızda. Merhabalar efendim, günaydın, hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın efendim. Şimdi Paris saldırılarının üzerinden çok geçmedi. Bu kez Nice hedef alındı. Yine turistik büyük bir şehirden bahsediyoruz. Acaba buranın hedef seçilmesi neyi gösteriyor? Aslında herhangi bir şehir olabilirdi. Hatta ben böyle bir olayın... Nice'de değil de örneğin mesela Marsilya'da olmuş olması halinde daha muhtemel olabileceğini de düşünürdüm. Çünkü çok daha kozmopolit ve özellikle varoşlar itibariyle baktığınız zaman oradaki Müslüman kesimin, etkilenen Müslüman kesimin daha yoğun biçimde yaşadığı bir yerdir. Burası da Nice şehri ve özellikle bu olayın yaşandığı yer Nice'in kıyıda Negreski Oteli en büyük otelidir. Çok zenginlerin geldikleri, yerleştikleri ve yaşadıkları bölgedir. Dolayısıyla bunu yaparken zannediyorum çok evvelden bir takım planlamalarla yapmış olmaları gerekir. Ve 14 Temmuz'un bu manada seçilmiş olması da aslında manidar olarak da görülmek gerekir. Biliyorsunuz Fransa'da futbol şampiyonası yapıldı. Ve bu şampiyonanın da gene aynı şekilde büyük tehditler altında gerçekleştiği bir vaka. Fransızlar gerek istihbarat yönüyle gerek diğer güvenlik önlemleri yönüyle en üst düzeye çıkardılar hazırlıklarını ve herhangi bir sorun yaşamadan da bu konu atlatılabildi. Aslında tabiatıyla aradaki fark da şu, burada statlarda yoğunlaşmış ve dolayısıyla kontrol giriş çıkışlar itibariyle kontrol edilebilmesi nispeten daha kolay olabilecek bir ortam mevcuttu. Halbuki 14 Temmuz dediğiniz zaman halkın kutlamak için burada bulunduğu bir ortamdan bahsediyoruz. Dolayısıyla daha başı bozuk, daha böyle serbest bir ortam. Dolayısıyla burada yapılmış olmasının da böyle bir planlamanın ve aynı zamanda çok canice bir planlamanın tabiatıyla evvelden düşünülerek hayata geçirilmiş olduğunu akla getiriyor. Sayın Özülker, evet. Siz de söylediniz Avrupa Şampiyonası sırasında çok önemli ve yoğun önlemler alındı. Aslında Fransa uzun süredir alarmda ve dünyada da işte elçiliklerini kapattı, bizde Türkiye'de de keza öyle. Acaba neden hala saldırıların önüne geçilemiyor sizce? Bu tabiatıyla soruşturmalardan sonra daha net bir biçimde ortaya çıkacak bir husus ama şöyle düşünmek lazım. Bugün dünyada Fransa da dahil olmak üzere birçok ülkede yoğun bir Müslüman toplum var. Ve bunlar vatandaşlık statüsünü de almış durumdalar. Fransa'da halihazırda Müslümanların sayısı 6 milyon civarındadır. Ve bunların da hemen hemen 4'te 3'ü Magreb kökenlidir. Yani Fas, Cezayir ve Tunus, bunların içinde Cezayirliler en ön plana çıkarlar. En sertleri de onlardır. Hatırlayın Charlie Hebdo'dan başlayarak Bataklan'la vesaire bütün bu olaylar gerçekleştiğinde aslında dışarıdan değil Fransa'nın kendi içinden vurulduğunu da biliyoruz. Belçika'da aynı şekilde yine Müslüman toplumunun güçlü olduğu ve kontrol edilmesi varlığa güç olan bir ülke statüsünde. Dolayısıyla Fransa'nın dışarıdan gelen etkilere açık bir toplumsal yapısı olduğunu görmek lazım. Bunu üç şekilde izah etmek mümkün. Birincisi oradaki Müslüman toplumun huzursuz ve mutsuz yaşamak duruşuyla izah etmek mümkün. Şunu unutmayalım ki Dünya Savaşı sonrasında savaşta Fransızlara hizmet etmiş olan Fransızlar Fransız vatandaşlığına geçtiler fakat hiçbir zaman birinci sınıf bir vatandaş statüsünü elde edemediler. Varoşlar daima kendilerine entegre olmuş hatta asimile olmuş fakat bunun yanında bir türlü gerçek anlamda birinci sınıf vatandaş olamamış bir statüde gördüler. Onun için huzursuzluklar ve dışarıdaki etkileri açıktırlar. Bunların içinde 6 milyon 4'te 3'ünü
bu şekilde. Bunun için de dışarıdan gelen etkiyle kazanılabilecek veya ayı kendi istikametinde inandırılabilecek %1 dahi olsa bu önemli bir sayı oluşturur. Dolayısıyla Fransa'nın kendi içinde böyle bir sorun var. İkinci de bir husus, Avrupa Birliği'nde istihbaratı en üst düzeye çıkarıp işbirliğini de arttırdık dediler. Schengen'e askıya aldılar. Bütün hudutları kesin kes kapattılar. Her şeyi çok iyi incelemeye başladılar. Fakat gene içeriden vuruldular. O zaman burada şunu düşünmek gerekiyor. Demek ciddi bir istihbarat zaafı var. Eğer burada Fransa'da potansiyel olarak bu tehlike mevcutsa ve işte sizin de bahsettiğiniz gibi Temmuz sonunda bu 3 aylık uzatılmıştı, yeniden uzatılacak süre bir askeri ve polisiye tedbirlerin de had safhaya çıkarıldığı bir dönem yaşanırken bu iş olabiliyorsa, o zaman da Fransa demek ki gerekli dersleri almamış demektir. Ama üçüncü gene bahsettiğiniz en önemli husus bence o. Bugüne kadar ben dünyada da baktığım zaman medeni ülkelerden bahsediyorum, gelişmiş ülkelerden. Böyle bir ihbar karşısında ulusal gününü iptal edip temsilciliklerini kapatma noktasına kadar giden bir başka ülke tanımıyorum. Yani şimdi bu koşullarda Fransızlar bu kadar hürriyetçi bir anlayış içinde olmalarına rağmen bunu yapabiliyorlar ise demek ki çok ciddi bir istihbarat aldıkları ve buna da hazırlıklı olmaları gerektiğini düşünmek lazım. Şimdi hal böyleyken Fransa'da şu sırada yaşanmış olan olayı izah etmek daha da güçleşiyor. O zaman güvenlik ve istihbarat konusundaki zaafı bundan evvelki olaylarda da olduğu gibi bir kere daha düşünmek lazımdır diye aklıma geliyor. Ama şunu da bir noktada dikkat almak lazım. Efendim, terör örgütleri her halükarda çok evvelden tabii planlamaları falan yapıyorlar. Fakat her alınan önleme karşılık yeni bir icatla ortaya çıkıyorlar. Bugüne kadar ben bir kamyonla halkın üzerine gidilip de ezerek insan öldürüldüğünü hiç duymamıştım, görmemiştim. Evet, Sayın Özürker. Bir de bu noktada belki son bir soru Türkiye özelinde sormak lazım. Az önce siz de altını çizdiniz. Bu noktaya kadar gelmesi ilginç diye temsilciliklerini kapattı. Aldığı istihbarat nedeniyle Türkiye'de de İzmir, Ankara, İstanbul'daki elçiliklerini keza öyle. Türkiye özelinde bir bilginiz var mı? Hani Fransa bu noktada Türkiye'nin yalnız olmadığını biliyorum. Başka ülkelerde de benzer tedbirler aldılar ama özellikle Türkiye tarafı için ne diyorsunuz? Efendim, biraz Avrupa Birliği başta olmak üzere Fransa dahil tabii biraz empati yapmak ihtiyaçları var. Her halükarda şunu aklımızdan çıkarmayalım. Örneğin biz PKK ile PYD ile mücadele halindeyken burada Avrupa Parlamentosu'nda bir stand açıp orada fotoğraflarla bunların ne olup olmadığına dair propaganda yapabiliyorlar. Yani benimki de başıma geldiği zaman benimki teröristtir ama senin başına geldiği zaman hürriyet savaşçısıdır havasında devam etmenin de artık hiçbir anlam ve yolu yoktur. Dolayısıyla örneğin Suriye'de veya Irak'ta IŞİD'le mücadele edeceğim diye kendi menfaati var diye PKK ve PYD'yi bu anlamda kullanabilen bir ülke menfaatlerini belki yerine getirmiş olabilir ama uluslararası terör açısından bakıldığında kendisi de herhalde her türlü risk ve tehlikeye açık bir duruma gelir. Bunu biz de ısrarla kendilerine söylüyoruz. Ama daha önemli bir şey var. Artık herkesin aklını başına toplaması lazım. 21. yüzyıl asimetrik savaşlarla, vekalet savaşlarıyla, mikro milliyetçilikle, siber savaşlarıyla yepyeni bir dönemdir. Bir bilim çağına girdik ve burada 20. yüzyılın mücadele metotlarıyla bu işin üzerine gidip de çözemiyorsunuz. Bunu uluslararası planda yeni bir modele oturtmak lazım. Ve bu çerçeve içinde de Birleşmiş Milletler'e çok önemli bir görev düşüyor. Evvela şu 25-30 senedir bir türlü hayata geçiremedikleri sözleşmeyi, terör sözleşmesini yapması lazım Birleşmiş Milletler'e. Ve bu kapsam içinde de şu terörün tarifini de net
bir şekilde ortaya koyması lazım. Çok teşekkür ediyorum Sayın Özülker. Buna ihtiyacı var. Çok çok teşekkür ediyorum değerlendirmeleriniz için. Oldukça kapsamlı açıklamalar dinledik. 14 Temmuz'da dün gece gerçekleştirilen saldırıda 84 resmi rakamlarla hayatını kaybeden Fransız var. Onlara Allah'tan rahmet dileyelim. 100'den fazla da yaralı olduğu konuşuluyor. Onlara da şifalar. Keza Sayın Büyükelçinin, eski Büyükelçinin söylediği gibi bir an önce Birleşmiş Milletler nezdinde ya da büyük devletler nezdinde teröre karşı işbirliği yapmak ihtiyacı var. Şimdi Sayın Volkan Ediger'le birlikteyiz biz. Profesör Doktor Volkan Ediger'le biraz yeni dünyayı konuşacağız. Aslında belli ki çok farklı bir şekilde şekillenen bir yeni dünyadan bahsediyoruz. Biz enerji boyutunu işin konuşacağız. Ekonomilerin de çok yakından ilgilendiği bir endüstriden, alandan bahsediyoruz. Orta Doğu'daki dinamikler, belli ki bölgede bazı yeni dinamikler var, yeni oluşumlar var. Önce şöyle bir bakalım mı hocam birlikte, neler değişiyor, nasıl şekilleniyor bölgede atmosfer? Tabii, şimdi isterseniz Sayın Büyükelçim'in sözüyle başlayayım. Yepyeni bir dünya kuruluyor. Bu dünyada bir paradigmatik shift dediğimiz paradigma kırılması olur. Yani eski dünya düzeni biter, yepyeni bir dünya düzeni gelir. Ve biz de tam bunun geçiş dönemindeyiz. Biz aynen 1. ve 2. Dünya Savaşı arasında ki mücadeleleri şu anda yaşıyoruz. Ve 2. Dünya Savaşı sonunda kurulan düzen artık 1991'den sonra çatırdadı. Ve Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla bipolar dediğimiz iki kutuplu dünya yıkıldı. Bir süre Amerika bunu unipolar şekilde tek başına idare etmeye çalıştı. Ama onun da sonuna gelindi. Artık yeni bir paradigma açmamız lazım. İşte bu çerçeveden baktığımız zaman aslında Orta Doğu'da ne olup bittiğini çok iyi anlayabiliyoruz. Ve bunu da dönemin mevcut başak gücü olan Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bu başkanlık dönemleriyle de çok iyi izleyebiliyoruz aslında. Örneğin Clinton zamanında 93-2000 arasında görev yaptığı zaman ve her Amerikanlı başkanının döneminde bir şeylerin altyapısı hazırlanır gelecek dönem için ve bir önceki dönemde altyapısı hazırlananlar da icra edilirler. Örneğin bahsettiğim Clinton döneminde Büyük Ortadoğu Projesi denilen bu BOK projesinin bütün altyapısı hazırlanmıştı. 93'te, 97'de çalışmalar yapıldı ve asıl önem Hazar bölgesine verildi. Çünkü Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra ortaya yeni bir coğrafya çıkmıştı. Özellikle Hazar bölgesinde 5 yeni litoral ülke ortaya çıkmıştı ve Hazar'ın bir enerji kaynağı vardı. Amerika Birleşik Devletleri bu dönemde Hazar'ın enerji kaynaklarının dünya piyasalarına nakli konusunda çalışmalar yaptı ve Türkiye de onun çok iyi bir müttefikiydi. Biliyorsunuz Bakü Tiflis Ceyhan'dan başlayan bir dizi proje bu dönemde gerçekleştirildi. Ve bütün BOP projesinin altı hazırlanan BOP projesinin uygulaması Bush döneminde yapıldı. 2001-2008 arasında 2003'te Irak'a girildi ve bu sefer artık Hazar bölgesinin enerjileri bitmişti ve yeni bir bölge Orta Doğu bölgesi girmişti ve bu bölge içinde Irak operasyonu başladı ve yepyeni bir enerji denklemi ortaya çıktı. Ve gelecek dönemin aslında altyapısında 2006-2007 yılında hazırlanmaya başladı. Bu da Amerika Birleşik Devletleri'ndeki alternatif fosil yakıt kaynaklarının teknolojisinin geliştirilmesiydi. Biliyorsunuz şehir gaz, şehir petrol dediğimiz kaya gazı, kaya petrolü yepyeni bir devrim oluşturdu. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'ya bağımlılığını mümkün olduğu kadar azaltıp enerji bağımsızlığını sadece Amerika Birleşik Devletleri değil, Kanada, onun çok yakın müttefiki olan Kanada ve diğer Güney Amerika'daki Venezuela gibi ülkelerde alternatif fosil yakıtlar teknolojilerinin devreye girmesiydi. Bu bize bir ipucu veriyordu aslında. Bundan sonra gelen Barack Obama döneminde, yani 2009'da başlayıp bu senenin sonunda bitecek olan bu dönemde artık Orta Doğu'dan çekilme ve Orta Doğu'nun enerjisine bağımlı olmadan kendi enerjisini kendisi, kendi ülkesinde ve Kanada gibi, Avustralya gibi çok yakın müttefiklerinden temin etme politikasının altyapısı hazırlandı. Barack Obama da iktidara geldiği zaman bunun uygulamasını, icrasına başladı. Ve hemen biliyorsunuz 2011 yılında çekilme kararı aldı ve bu çekilme kararının arkasından bütün bu gördüğümüz olayların asıl nedeni Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgeden çekilme kararıdır. Asıl önemli olan Amerika Birleşik Devletleri için artık Orta Doğu değil, Orta Doğu petrolleri de değil, daha büyük onun için mücadele etmesi gerekli olan Çin'dir, Çin denizidir. Amerika artık bütün gücünü oraya doğru, Pasifik'e doğru, Atlantik'ten Pasifik'e doğru kaydırmaktadır. Fakat Amerika Birleşik Devletleri için burada asıl önemli olan bölgenin
gerek siyasi, gerek ekonomik, gerekse enerji alanında kimin hakim olacağı, yani Amerika Birleşik Devletleri tarafından boşaltılan o boşluğun hangi ülke tarafından ve nasıl doldurulacağı konusudur. Şu anda yapılan dizayn, bundan sonraki yani 2017'den itibaren gelecek olan yeni Amerika başkanından sonra ile beraber uygulanmaya başlayacak olan dönemin altyapısıdır. Peki bu dönemin... Buyurun. Evet evet, ben de onu soracaktım. Bu dönem, ipuçları ne? Evet, nasıl aynen, hangi senaryolar olacak? Daha kuvvetle öne çıkıyor bu paylaşım noktasında? Amerika madem bırakıp gittiyse hala kimin orada hakim olacağıyla neden ilgileniyor? Bizi, Türkiye'yi tabii bölgedeki bir güç olarak bütün bu süreç, yeni dizayn süreci nasıl etkileyecek? Tabii. Şimdi Amerika kendisinden sonra kimin geleceği çok önemli. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri artık çok kutuplu bir dünyaya gidiyoruz. Birden fazla kutup, ama bunların içinde en fazla kutup Amerika. Gene de tek kutuplu olmasa da çok kutuplu bir dünya içinde kutbu birinin diğer kutupları organize ettiği, dünya düzenini ayarladığı ve onun yürümesini sağladığı bir konumda. Hala askeri gücünü, ekonomik gücünü, siyasi gücünü, bilim ve teknolojideki gücünü, yani dünyadaki 100 büyük üniversiteye baktığınız zaman bunun yarıdan fazlası Amerikan üniversitesi hala. Ve onunla challenge edebilecek bir mücadeleye girebilecek bir başka ülkede yok. Dolayısıyla nasıl bir dünya olacak bu Orta Doğu? Orta Doğu artık bundan sonra hiç kimsenin daha öne çıkmayacağı, herkesin alternatifinin olduğu, hiç kimsenin alternatifsiz olmayacağı, vazgeçilemez olmayacağı, herkesin bir dostu bir düşmanı olacağı ve herkesin birbirini dengeleyeceği bir dünya olacak. Mesela Sünni ağırlıklı bir dünyadan Şiileri de artık güçlendirerek İran ön plana çıkarıyor Amerika, biliyorsunuz. İran'la Suudi Arabistan kendi kendini dengeleyecek. İran bir yandan Rusya'yla iyi ilişkiler kurarken bir yandan İsrail'le, biliyorsunuz, düşman. İsrail Rusya'yla çok iyi ilişkiler geliştirmekte. Türkiye İran'la biraz dost olacak, İsrail'le dost olacak, Rusya'yla biraz çekişecek. Dolayısıyla bu ülkedeki, yani bu bölgedeki oyuncuların özellikle enerji alanında birbirlerini dengeleyeceği, Amerika'ya çok fazla muhtaç olmayacağı, Amerika'nın müdahalesinin çok fazla gerekmeyeceği, ama bu bölgenin muhtarı diyelim, muhtarının da Rusya'nın olacağı bir yeni dünya düzeninin ipuçlarını veriyor. Hocam, bu denge dediğiniz şeyi ortaya koyan tam da yerinde bir haber var. Netanyahu en son yaptığı açıklamalarda Kudüs'te konuştu ve dedi ki Araplarla, Arap dünyasıyla ilişki kurmamız gerekiyor. Bunu daha önce söylememişti. Tabii. Orada da bir denge arayışı var. Müsaade ederseniz dinleyelim haberi. Önemli notlar bunlar. Sonra kaldığımız yerden devam edelim. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, öncelikli olarak Arap dünyası ile ilişkilerin normalleştirilmesinin, Filistinlilerle barışın sağlanmasına katkıda bulunacağını söyledi. Kudüs'teki Milli Güvenlik Akademisi mezuniyet törenine katılan Netanyahu, geçmişte sürekli Filistinlilerle olan sorunu çözdükten sonra, Araplarla iyi ve barışçıl ilişkiler kurabileceğimizi düşündük diyerek, öncelikle Arap dünyası ile kurulacak ilişkiler ve normalleşme, Filistinlilerle daha bilinçli ve istikrarlı bir barışın tesisine katkıda bulunabilir ifadesini kullandı. Netanyahu, Arap ülkelerinin artık İsrail'in kendilerine düşman olmadığını, bilakis tüm dünyayı tehdit eden İran ve radikal İslami akım karşısında onların müttefiki olduğunu anladığını belirtti. İsrail Başbakanı daha önce yaptığı açıklamalarda, İran'la P5+1 ülkeler arasında varılan nükleer anlaşmadan sonra Arap-İsrail ilişkilerinin geliştiği yönünde beyanatlarda bulunmuştu. Evet, yani hakikaten Amerika orayı bırakıp giderken gözüm arkada kalmasın diye bu dinamikleri de sizin de söylediğiniz gibi destekliyor hocam. Benzer dengelerin kurulma süreci devam edecek gibi görünüyor. Türkiye özeline bakalım. Türkiye bu yeni şekillenen bölgede nasıl bir rol oynayabilir? Yani hem enerji dinamikleri açısından, işte İran'la doğalgaz konusunda bir indirim konusunda anlaşmaya varıldı. Rusya ile keza işbirliği yeniden gündemde. Türk akımını bir süredir rafa kaldırmıştık. Belki yeniden mi diyoruz? Daha en önemlisi ve yakın tarihli olanı İsrail ile Akdeniz gazı konusunda yaptığımız anlaşma. Bunların devamı gelecek mi? Türkiye burada nasıl bir rol alabilir? Tabii Türkiye birçok avantajları getiriyor Türkiye'ye. Aynı zamanda bir dezavantaj ve ev ödevleri de getiriyor. Getireceği en büyük avantaj,
Türkiye artık bu yurtta sulh, cihanda sulh prensibini daha fazla uygulayabilir. Daha fazla ülkeyle dost olabilir. Hı hı. Artık bu çatışma, çekişme gibi konuları biraz daha kenara itebilir. Fakat bunun için bence asıl Türkiye'nin yapması gerekli olan şey içeridir. Hı hı. İçeride bir takım ödevleri var. Yani bizim demokratikleşmeyi, özellikle bu Kürt sorunu açılımları tamamlamayı, kendi içindeki yurttaşlarıyla devletin tam olarak barışmasını, şeffaflaşmayı, tam modern anlamda bir kurumsal bir devlet haline gelmek için yapmamız gerekli olan birçok şey var. Evet. Üniversitelerimize, bilime, teknolojiye daha fazla önem vermemiz lazım. Yani uluslararası ilişkiler içeride üretilen malların ve hizmetlerin, hı-hı, uluslararası dünyada yayılması amacıyla yapılır. Ama içeride senin onu yapabileceğin, satabileceğin mal yoksa, yani domates, biber, patlıcan satıyor isen, hı-hı, bir tonu, bir kilosu, bir iki liralık bir mal satıyorsan, onun çok fazla bir anlamı yok. Dolayısıyla bence bu dönemde Türkiye yeni bir 2023 hedefi, belki 2030-2050 her neyse, yeni hedefleri çok ciddi bir şekilde altyapısıyla beraber hazırlayarak içeriği daha güçlendirmek. Ekonomi biliyorsunuz bizim %5'tir ortalama kalkınma hızımız. %5'in üzerine çıkmayı amaçlamak, yeni bir anayasa yapmak, katılımcı bir demokrasiyle herkesin iştirak edeceği, herkesin mutlu olması mümkün değil ama çoğunluğunun mutlu olabileceği yeni bir anayasa yapmak, insan gücünü güçlendirmek. Özellikle üniversiteler, ben de bir üniversite öğretim üyesi olarak vurgulamak isterim, çok daha özgür, daha bilimsel teknolojiye önem veren, üreten bir üniversite haline gelmesi için bir takım şeyler yapması gerekli. Bunu yaptığı zaman Türkiye'nin dış politikasında da çok fazla bir şey yapmasına gerek kalmayacak. Belli bir dengeleri koruyacak. Tabii bu bahsettiğim şeyin dezavantajı da çok akıllı olmak lazım bu yeni politikalarda. Hı hı. Ve akıl, beceri ve kapasiteyle hareket etmek lazım. Peki hocam bu içerideki ev ödevlerimizi yapmadığımız takdirde son dönemde harekete geçirdiğimiz manevralar var dış politika ile ilgili, işte komşularla sorunlarımızı çözme noktasında. Bunların işe yaramayacağını mı düşünüyorsunuz, yoksa bu süreç bundan sonra nasıl devam edebilir? Yani bize bu manevranın katkısı ne düzeyde olacak sizce? Bu manevra çok iyi bir manevra, pragmatik bir manevra. Aslında bu manevra bütün Orta Doğu'da hakim olan manevra. Hı hı. Siz de biraz önce bahsettiniz. Bütün ülkeler birbiriyle artık o husumeti ortadan kaldırma çabası içinde. Türkiye'nin çabaları da bunun bir parçası. Hı hı. O devam edecek. O Türkiye'ye bir avantaj sağladığını söylüyorum. Yani böyle bir ortamda Türkiye, hı hı, artık o hani bütün bölgenin hakimi, örnek ülke filan gibi... O söylemler çok güzel ama onun bir takım altyapı çalışmalarını yapmak, hazırlamak için iyi bir dönem olacağını düşünüyorum Türkiye'de. Hı hı. Örneğin enerji konusuna gelelim. Ne yapmalı Türkiye? Türkiye en büyük sorunlarını ön plana çıkarmalı ve o sorunları nasıl çözeceğini çok iyi bilmeli. Bizim en büyük enerjideki sorunumuz dışa bağımlılık, biliyorsunuz. Evet. %75 oranında şu anda dışa bağımlıyız. Yani tükettiğimiz enerjinin 1/4'ünü 60-70 milyar dolar para ödeyerek dışarıdan alıyoruz. Evet. Sadece 1/4'ünü içeriden üretebiliyoruz. Bu temel sorunu kesinlikle çözmek için bir takım gayret sarf etmeliyiz. Ar-Ge'ye önem vermeliyiz. Özellikle yenilenebilir enerji konusundaki büyük potansiyelimiz herkes tarafından biliniyor. Bu potansiyeli devreye geçirmek için bir Alman, bir Çin, bir Fransız teknolojisini getirerek değil, kendi yerli teknolojimizle yerli yenilenebilir enerji kaynaklarına önem vermeliyiz. Enerji verimliliğini artırmalıyız. Bu konudaki teknolojiyi ve insan kaynaklarını mutlaka geliştirmeliyiz. Bu sorunu kendi iş dinamiklerimizle çözmeliyiz. Dışarıdan işte Rusya'dan gaz alalım, İran'dan gaz alalım, çeşitlendirelim ayrı konu. Hı hı. Ama asıl bu sorunu kendi iç kaynaklarımızdan, iç dinamiklerimizden çözmeden bir çözüme ulaşamayacağını da bilmeliyiz. Ne kadar bir potansiyel var hocam orada? Çünkü hem pahalı hem de zaman alan bir süreçten bahsediyoruz. Hani Türkiye ne kadar zaman içerisinde bu dışa bağımlılığını kendi iç dinamiklerini kullanarak bir miktarda olsa azaltabilir? Mevcut konjonktürde örneğin işte petrol fiyatlarında aşağı yönlü bir hareket var. Biraz önce Dünya Bankası'ndan not vardı, altyazıda dikkatinizi çekmiştir. Artık düzeltme tamamlandı orada diyor ama bu ne demek? Belli ki bu seviyelerde seyri söz konusu olacak petrolün. İşte bütün bunlar
bunlarla birlikte acaba Türkiye daha hızlı kendi iç potansiyelini kullanıp bir miktar daha olsa da dışa bağımlılığını enerjide azaltabilir mi? Yani ne kadarlık bir potansiyel var burada? Tabii ki yani bu potansiyeli tam olarak belirlemek mümkün değil. Ne kadar rezervimiz var onu bilmiyoruz. Hı hı. Ama en basit bir denklemle bakarsak bir enerji tüketimimiz var, bir üretimimiz var. Tüketimimiz hızla artıyor, üretimimiz düşüyor. Ve aradaki gap, açıklık giderek büyüyor. Hı hı. Bunu kapatmanın en makul, en basit yöntemi tüketimi azaltmak, üretimi mümkün olduğu kadar artırmaktır. Peki tüketimi nasıl artırırız? Tüketimi işte lambaların 1/5'ini kısalım, haftada bir banyo yapalım değil tabii ki. Bizim günlük yaşamımızdan ve günlük kalitemizden asla taviz vermeden daha az enerjiyle daha fazla üretme, tüketme potansiyelidir aslında enerji verimli. Bunun için bir takım önlemler var. Ona daha fazla önem vermeliyiz. Üretim nasıl artırılabilir? Üretim iki çeşit artırılabilir. Birincisi fosil yakıtlarda daha fazla arama seferberliği yapmamız lazım. Petrol, gaz konularında, hı hı. Kömür konularında. Daha fazla yerli kaynakları arayıp bulmamız için yeni bir seferberlik ilan etmemiz lazım. Kurumsallaşmamızı daha tamamlamamız, geliştirmemiz lazım. Yenilenebilir enerji kaynakları potansiyelinde mutlaka ve mutlaka yerli teknolojiyle beraber yapmamız lazım. Evet, bizim rüzgarımız var, güneşimiz var, bedava para ödemiyoruz ama hı hı. oradaki asıl pahalı olan, sizin de ifade ettiğiniz gibi, o teknolojidir. Yani biz hala bir motorun ucunda dönen bir pervaneyi yapamıyorsak, ki rüzgar gölü dediğimiz rüzgar gölü çok basit bir şekilde bir dinamodur. Hı hı. Hepimizin küçükten beri çocuklukta bindiği bir bisiklet dinamosudur. Orada bir şey döner, döndüğü zaman elektrik üretir. Bunu en azından bizim tamamen %100 yerli teknoloji, devlet bir takım teşvikler vermesine evet. rağmen şu ana kadar onu tam olarak alabilen hiçbir firma çıkmadı. Bunun için oturup ciddi bir şekilde bu işi bilen uzmanlarla bir akıl çatışması yaparak ortaya belirli bir stratejik plan çıkarmamız ve asıl önemli olan da bu planın nasıl uygulayacağının şeyiyle beraber, fonuyla beraber, kaynağıyla beraber gerek insan kaynağı gerekse finansal kaynakla ortaya koyup ciddi bir şekilde bunu uygulamamız lazım. Yani Türkiye'nin yeni enerji politikasında teknolojik altyapının ya da bu tür üretim tarafının da ön plana çıkacağını söylüyorsunuz. Özellikle yenilenebilir kaynaklar. Özellikle yenilenebilir. Peki işbirlikleri bekler, öngörür müsünüz? Hani sonuçta yeni dengeler, yeni dinamikler peşindeyiz. Uzlaşmalar, anlaşmalar peşindeyiz siyaseten ama bu acaba üretim tarafında ya da enerji teknolojileri altyapısı tarafında da işbirliklerine dönüşebilir mi? Tabii çok güzel bir ortam aslında. Türkiye için gerçekten önce de ifade ettiğim gibi çok hoş bir zemin bu tür işbirlikleri için. Örneğin hangi ülkede ne varsa onunla işbirliği yapabilir çok basit bir şekilde. Çin, kömür biliyorsunuz Çin haftada neredeyse bir tane kömür santrali açan bir ülkedir. Yılda 50 küsür tane kömür santrali açıyor ve bunun birçoğunda temiz kömür teknolojileriyle açıyor. Çin ile bu teknoloji konusunda ciddi bir şekilde işbirliği yapabiliriz. Nükleerle, nükleer konusunda gelişmiş bir sürü Batı Avrupa ülkesi var. Fransa var, Kanada var, Amerika Birleşik Devletleri var. Onlarla ama mümkün olduğu kadar teknolojiyi transfer etmeliyiz. Teknolojiyi oradan alıp hiçbir şeye karışmadan gelin kurun anahtar teslimi, bakım onarımını yapın la artık bu işin yürümeyeceğini çok iyi anlamalıyız. Evet. Çok teşekkür ediyorum hocam. Ağzınıza sağlık. Ne güzel anlattınız, bilgilendik. Kadir Has Üniversitesi Strateji Geliştirme ve Araştırma Koordinatörü Profesör Doktor Volkan Ediger bizimle birlikteydi yatırım bülteninde. Borsa açıldı. Hafif aşağı yönlü bir trendle açıldığını görüyoruz. %0,25'lik bir geri çekilmesi var güne başlarken BIST 100 endeksinin 82.385 seviyesinden güne başlıyor endeks. Dolar TL 2.88.47'de fiyatlanmakta. İki not var önemli. Biri biraz önce alt yazıda geçti. Bankasya hisselerini bugün herkes merak ediyordu. Hisseler bugün gerçekleşecek ihale sonucuna kadar işleme kapatıldı. Diğer yandan Türk Hava Yolları hisseleri görebilirsek eğer güne nasıl başlamış TH'ye önemli. Çünkü S&P Türk Hava Yolları'nın notunu indirdi. Bugün gün içerisinde TH'nin performansında herhalde paylaşıyor olacağız. %1'e yakın bir kayıpla Türk Hava Yolları da güne başlamış görünüyor. Detaylar araştırma masasında kısa bir reklam arasından hemen sonra.
ncb.com.tr. ncb.com.tr. İşlem gününün kritik anları sabah 9.45-10.15 arası. Birinci yansıda karşınızdayız. Güzem Yılmaz'la birlikte piyasayı açacağız. Sonra Dubai'den alacağız, Amerika'ya kadar götüreceğiz. Borsa İstanbul'da işlemler hızlanıyor. Asya piyasaları kapanıp Avrupa borsaları açılıyor. Mine Uzun Yol ve Güzem Yılmaz birinci seansta Borsa İstanbul'un ilk verilerini ve döviz piyasalarındaki rakamları aktarıyor. Hisse senedi piyasasının en azından yansımasını konuşurken Türk varlıklarında kredi ecevenlerinin kuruluşlarının agresif bir not indirimi olmadığını söyleyebiliriz. Birinci seans hafta içi her gün 9.45'te Bloomberg TV'de. Evet, yatırım bülteni devam ediyor. Sırada araştırma masasının notları var. Fransa'daki terör saldırıları, bugün gelecek veriler ve pek çok başka dinamikle şekilleniyor olacak piyasa. Detaylar Gizem Uzuner'de. Gizem. Hande merhabalar. Öncelikle Fransa'da yaşanan üzücü saldırının ardından burada her zamanki olduğu gibi piyasa yine nankör davranıyor ve Çin verilerini daha çok fiyatlamayı tercih ediyor gibi görünüyor. Gördüğümüz kadarıyla Asya'dan aldığımız hava yine olumluydu. Özellikle dünden başlayacak olursak İngiltere Merkez Bankası'nın faizlerde piyasaya sürpriz olarak herhangi bir değişikliğe gitmemesinin sınırlı etkisini gördük. Hemen ardından bilançolar bir miktar destek olmaya devam ediyor piyasalara. JP Morgan'da bilançosu beklentilerden iyi geldiğini söyleyebiliriz ve hemen ardından Wall Street endekslerinde de aynı imser hava bilanço desteğiyle de devam etti. Bunun ardından S&P 500 ve Dow Jones'ta da yeni zirveler gördük ve bugün itibariyle ABD tarafından Wells Fargo'nun ve City'nin aynı şekilde finansallarını açıklamasında beklendiğini hatırlatalım. Şimdi bu rally devam ediyor diyoruz. Bu tarafta analizleri okuduğumuzda genel itibariyle karşımıza çıkan algı bugün gelen Çin verilerinin ardından bundan sonraki süreçte bu rally'nin devam edebilmesi için şirket karlılıklarında aynı şekilde iyimser devam etmeyi ve piyasaları desteklemeye devam etmesi yönünde olduğunu da söyleyelim. Çin verileri dedik. Buradan devam edelim. Genel itibariyle gelen veriler piyasada olumlu olarak karşılandı. Gördüğümüz kadarıyla ikinci çeyrek büyüme verileri beklentilerden iyi geldi. Hükümet hedefiyle uyumlu, hala bunu söyleyelim. Sanayi üretiminde perakende satışlarda aynı şekilde beklentilerden iyi gelen bir rakam var. Sabit varlık yatırımlarında bu tarafta ufak bir zayıflama olduğunu söyleyelim ama genel itibariyle iyimser bir seyir olduğunu da hatırlatmak gerekiyor. Aynı şekilde bu verilerin olumlu yorumlandığını da Şangay Borsası'ndan anladık. Burada hala 3 ayın zirvelerinde işlem görmeye de devam ettiğini söyleyebiliriz ve Asya hisse senetleri genelinde de yemyeşil bir hava hakimdi. Dönelim gelişmekte olan ülke borsalarına. Biz de iyimser bir seyir seyrediyoruz hala. Şu an itibariyle %0.16 ufak bir kayıp var endekste. 82.481 puandayız. Küresel hisse senetlerinin geneline bakacak olursak aslında iyimser havanın ne kadar devam ettiğini bu grafikten de bir miktar anlamak mümkün aslında. Burada Bloomberg Dünya Borsalar Piyasa Büyüklüğü Endeksini görüyoruz ekranda ve gördüğümüz kadarıyla 64.5 trilyonla dünyanın şu an itibariyle bu senenin en yüksek seviyelerinde bütün borsaların değeri devam ediyor. Değer anlamında gerçekten de bu senenin zirvesi olduğunu ve hala riskli varlıkta yönelim eğiliminde artış olduğunu devam ettiğini de ekleyebiliriz. Biz Türkiye olarak endekste iyimser bir hava dedik. Bugün itibariyle hafif bir geri çekilme söz konusu. En çok kazananlara kaybedenlere bakalım. Bugün itibariyle sen de az önce bahsettin. Türk Hava Yolları'nı en çok kaybeden ikinci şirket olarak görüyoruz S&P'deki not indirimi.
kararının ardından en fazla kazananlar da ise Adel Karimci, Karsan Otomotiv ve Borusan görünüyor şu an karşımıza çıkan tabloda. TL tarafına bakalım. Dolar TL tarafına gördüğümüz tablo genel itibariyle 2.8865'te %0.22 dolar TL'ye karşı ufak da olsa bir kazanım içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Bunun yanı sıra gelişmekte olan ülke para birimlerinin genel seyrine bakacak olursak bugün bir miktar aslında kırılganlık var bizim tarafımızda demek mümkün. Tahvil tarafına bakalım son olarak. Göster kağıdın bileşik faizinin ufak bir düşüşü olmuştu. Aynı şekilde aslında tüm vadelerde aynı şekilde faizlerde bir düşüşün söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. Burada haftanın geneline bakacak olursak aslında burada her ne kadar hacimler çok yüksek olmasa bile hafta içerisinde bir miktar kar realizasyonu görmüştük. Dün bu noktada bir miktar durağan geçti. İşlemler sakindi. Dolayısıyla tüm vadelerde neredeyse düşüş de sonlandı. Gösterge kağıdının bileşik faizinde 11 bas puanlık düşüş gördük. 10 yıllık tahvilin bileşik faizinde de aynı şekilde 12 bas puanlık bir düşüş olduğunu da hatırlatalım. Günün verilerine baktığımızda ABD bilançolarını söyledik. Bunun yanı sıra ABD'den TÜFE rakamları ve sanayi üretimi rakamları dışarıda takip edilmesi, yakından takip edilmesi gereken verilerden bir tanesi. Biz içeride saat 10 itibariyle işsizlik oranı, Nisan ayına ait işsizlik oranını alıyor olacağız. Aynı zamanda 11'de de bütçe dengesi, Haziran ayı bütçe dengesi geliyor olacak. Genelinde AB'den de aynı şekilde Avrupa Birliği'nden de veri takvimi yoğun. Saat 12 itibariyle de AB'den TÜFE rakamlarını alıyor olacağız. Saat 15.30 itibariyle de söylediğimiz gibi ABD tarafından TÜFE rakamları ve diğer sanayi üretimi gibi kapasite kullanımı gibi önemli veriler de öğleden sonrası için veri takviminde görünüyor şu an içinden de. Gizem çok çok teşekkürler notlar için. Herkese kolay gelsin. Veri takvimi çok yoğun, oldukça hareketli bir gün olacak. Yatırım bültenin sonuna geldik. Kısa bir aradan sonra birinci seans karşınızda olacak. Benimle bir sonraki randevunuz saat 14'te piyasa hattında. O zamana kadar hoşça kalın. Görüşmek üzere. Türkiye ekonomisinin lokomotif şirketleri detaylı analizlerle iş dünyasında. Hande Berktan'ın sunumuyla ekrana gelen programda sektör temsilcileri ve iş dünyasının önde gelen isimleri kendi alanlarıyla ilgili analizlerini anlatıyor, sektörde yaşanan yenilikleri izleyicileriyle paylaşıyor. Türkiye ekonomisine değer katan fikir ve projelerin detaylarıyla incelendiği iş dünyası bugün Bloomberg TT'de. Dünya piyasalarına açılan kapınız GCM Forex sunar. Piyasalarına açılan kapınız GCM Forex sundu.